Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Artı bir serimizde bugün birlikte güzel bir kimyasal hesaplamalar ile alakalı TYT'de karşımıza çıkabilecek bir soru tipini birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden soruya bakalım. Ne diyor? Alüminyum katısı oda koşullarında, oda koşullarında H2SO4 yani sülfürik asit çözeltisiyle tam verimle reaksiyona girdiğinde 7.35 litre hidrojen gazı ile bir miktar alüminyum sülfat tuzu açığa çıkarmaktadır. Tamam mı? Şimdi buradaki reaksiyon ne? Bunu iyi bir yazalım. Alüminyum katısı ne yapıyor? Sülfürik asit çözeltisiyle reaksiyona giriyor. Alüminyum sülfat e, e, tuzunu oluşturuyor. Bununla birlikte de hidrojen gazını oluşturuyormuş, doğru mu? Peki denkleştirme yapacak olursak, stokiyometriyi bir bulacak olursak buraya 2 yazmamız gerekiyor. Buraya da 3 yazarsak, buraya da 3 yazarsak ne oldu? Stokiyometrimiz eşit olmuş oldu, doğru mu? Girenlerle ürünlerin atom sayıları eşit olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi, şimdi devam edelim soruda ne diyor? Reaksiyona giren alüminyum örneği %40 saflıkta olduğuna göre alüminyum katısının reaksiyona girmeyen kısmı kaç gramdır? Şimdi, şimdi bak. Tane tane gidelim. Tane tane gidelim. Burada parantez içinde bana ne demiş? 1 mol Gaz oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar. Peki oda koşullarında ben ne kadar gaz elde ettim? 7,35 litre gaz elde ettim. Şimdi teker teker burada doğru orantı yazıp yazıp gideceğiz tamam mı? Şöyle ki 1 mol 1 mol gaz ne kadar kaplıyormuş? 24,5 litre kaplıyormuş. Kaç mol gazım vardır? Nerede? Nerede? 7,35 litrede. Ne gelmesi gerekiyor bunun cevabın? Kaç litre olması gerekiyor? Fark ettiyseniz ne yapıyoruz? 7.35 bölü 7.35 bölü 24.5 yapıyoruz. Oradan da 0.3 mol hidrojen gazı olması gerektiğini bulduk. Doğru mu? Peki, peki. Benim bu reaksiyonda bu reaksiyonda 0.3 mol hidrojen gazı elde etmek için ne kadar alüminyum katısına ihtiyacım var? Bunu nasıl yapacağız? Bak buraya abi. 2 mol alüminyuma karşılık ne oluşmuş? 3 mol hidrojen gazı oluşmuş. Peki kaç mol alüminyum gerekiyor? Ne için? 0.3 mol hidrojen gazı için. Burada da ne olmuş? Bak onda birine düşmüş. O zaman bunda ne olması lazım? Onda biri. Yani 0.2 mol alüminyum katısı gerekiyormuş. Tamam mı? Peki. Peki gel abi. Şimdi başka ne biliyorum? 1 mol alüminyum katısı ne kadardı? 1 mol alüminyum. 1 mol alüminyum 27 grammış. Doğru mu? Peki 0.2 mol alüminyum kaç gramdır abi? Kaç gram? Nasıl bulacağız onu da? Yine aynı şekilde 0.2 çarpı 27 yaptığım zaman işler dışlarda ne geliyor burası? 5.4 gram geliyor doğru mu? Bitti mi soru? Hayır bitmedi. Şimdi senin elinde bir örnek vardı. Alüminyum örneği vardı. Ve bunun %40'ı alüminyumdu. Tamam. Bir de bunun ne kadar salsızlık? %60'ı doğru mu? Yani tamam %100 ya yüzde %40'ı alüminyumsa %60'ı safsızı ifade ediyor. Peki bu e, benden ne istiyor bu soruda? Reaksiyona girmeyen kısım. Yani yüzde %60'lık kısmı istiyor. Neyi buldum ben? Neyi buldum? Şunu buldum. 40'ı örneğin 40'ı neymiş? 5.4 grammış. Peki bunu örneğin 60'ın ne kadar olacak? Kaç gram olacak? Yani reaksiyona girmeyen kısmı. İşler dışlar yaptığım zaman ne geliyor burası da? Şu gelmiyor mu? 60 çarpı. 5.4 bölü 40. Doğru mu? Burada da sadeleştirme yapacak olursak. Şununla şu gitti. 3'e 2 oldu. 2 ile bu gitti. 2.7 oldu. 3 çarpı 2.7'den 8.1 gram neymiş? Reaksiyona girmeyen, safsızlıkmış, kısınmış. Tamam mı arkadaşlar? Bence güzel bir ee, Kimyasal hesaplamalar sorusuydu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. Bir diğer soru çözümünde görüşmek üzere. Sağlığınıza dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Kimya ile kalın.